Evet arkadaşlar şimdi de akarsuyun özellikleri ne olduğunu biliyoruz. Fakat nereden beslendiğini bilmiyoruz. Şimdi onlardan bahsedelim. Acaba nelerden beslenir bu akarsular ve buna bağlı değişimler nelerdir onlara bir bakalım. Akarsu kaynaklardan beslenebilir. Buzullardan beslenebilir. Göllerden ya da yağmur sularından beslenebilir. Şimdi akarsuyun akım düzenine göre akarsular diye ayırmamız gerekirse düzenli ve düzensiz. Bunu az önceki dersimizde zaten işlemiştik. Düzenli ve düzensiz farklarını biliyoruz artık. Akarsuyun döküldüğü yer ise okyanus olabilir, deniz olabilir. Bunlar açık havzaya verirken bize göl ya da bataklık olabilir. Bunlar ise neyi verecektir arkadaşlar? Kapalı havzaya verecektir. Peki akarsu aşındırması nedir? Akarsular yeryüzü şekillerini iki şekilde aşındırabilirler. Bir mekanik ya da diğer adıyla fiziksel çözülme. İki kimyasal çözülme ya da aşındırma olarak gerçekleşecek akarsu aşındırmalarımız. Peki mekanik ya da fiziksel aşındırma nedir? Akarsu'nun geçtiği yerlere çarpması ile yaptığı aşındırma şeklidir. Aşındırma şiddeti akış hızına, taşıdığı su miktarına, yük ya da buna kum, çakıl içerisinde bulunan odun kütük diyebiliriz ve akarsu yatağındaki kayaların cinsi buna bağlı olarak da bitki örtüsünün değişimine bağlı etkilenmektedir. Yani çok su taşıyan ve uzun olana karşılarda bu şiddet artarken daha az su taşıyan bu anlamda gücü daha az olana karşılarda bu şiddet azalmaktadır. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Kimyasal aşındırma ikinci aşındırma türümüz. O nedir? Adından belli olacağı üzere tamamen suyla ilgili olan aşındırma şeklidir. Akarsuğun geçtiği yerlerdeki kayalar içindeki mineralleri çözerek tuz, soda, kireç ve benzeri minerallerden bahsediyoruz. Yaptığı aşındırma şeklinde biz ne diyoruz? Kimyasal aşındırma diyoruz. Şimdi akarsuay yatağı boyunca üç türlü aşındırma yapabilir. Kaynaktan bakın geriye aşındırma var. Derin aşındırma var. Ve yine yana aşındırma var. Derin aşındırma gördüğünüz üzere daha dik sarp kayalar oluşturmuş. Geriye aşındırma da geriye gidiş var. Yana aşındırma ise biraz daha çözülerek giden aşındırma türüdür. Şimdi yana aşındırma dediğimiz şeyi şekil üzerine gösterdik. Şimdi detaylandırabiliriz. Akarsuay'ın eğimin azaldığı yerlerde Akış hızlarının da azalmasıyla menderesler çizerek vadilerini yana doğru aşındırması olayıdır. Derine aşındırma akarsuların akış hızlarının fazla olduğu yerlerde. Bakın akış hızı fazla. Vadilerini yer çekimi doğrultusunda derine doğru kazmasıyla oluşan aşındırma şeklidir. Geriye aşındırma ise son aşındırma şekli olup bir akarsiyonun ağız kesiminden kaynak kesimine doğru vacisini geriye doğru aşındırmasıyla oluşan aşınım şekillerinin sonucudur. Şimdi arkadaşlar bir şeklimiz var. Bu şekli incelememiz gerekirse denge profili ne olduğu, denge profili ilgili görsellerin bize ne vereceği ile ilgili fikrimiz oluşabilir. Şimdi K merkezlerinden, K1'den yukarıya doğru çıktık. K2 K3 ulaştık ve yine aynı şekilde K4 yani derine doğru aşındırmaya ilerledik. taban seviyesi üzerine yapılan değişimler denge profilinin oluşmasına sebep olacak değişimlerdir Bu şekilde bunu bizlere rahattıkla vermekte. Peki karşı yatakların geriye ya da derine doğru aşındırarak deniz seviyesine yani taban seviyesine indirmesi, bu anlamda bize çok şey verecek. Ve hep bu olay böyle devam edecek. Yani bütün akarsular taban seviyesine yani deniz seviyesine ulaşmaya çalışacaklar. Sonuçta akarsu yatağı iç bükey bir görünüm kazanacak. İç bükey bir görünüm kazanacak. Akarsu aşının son evresi olan bu duruma denge profil denecek. Avrupa'daki akarsunun çoğu denge profiline ulaşmıştır. Önemli bir vurgu. Lütfen bunu yıldızlayalım. Akarsu'daki birçok akarsu denge profiline ulaşmıştır. Çünkü e, Avrupa bu anlamda nedir arkadaşlar? Daha düz bir bölgedir. Düz bölgelerde denge profili çok daha kolay e, elde edilmekte. Bu da önemli bir vurgu olarak karşımıza çıkacaktır. Ülkemiz çok dağlık ve engebeli olduğu için maalesef denge profili ülkemizde halen oluşmaya çalışılmaktadır ama henüz oluşmuş denemez ülkemiz için. Peki denge profiline ulaşmışa karşı ne gibi özelliklere sahiptir onlara bir bakalım. Akış hızları azalır, aşındırma güçleri de buna bağlı olarak azalır. Enerji potansiyelleri azdır, yana aşındırma artar. Menderesler çizer, boyu uzar. Kaynak kesimi ile ağız kesimi arasında yükselti farkı azalır ve böylece denge profiline doğru yaklaşmış sayılır bu akarsulardan. Müzik